Şimdi biz bir süredir komünistlerin komünizmi neden yanlış anladıklarından bahsediyoruz. Bir kısım komünistler gerçekten de komünist ideolojiyi biraz yanlış anladıkları için şu an onu savunuyor konumundalar. Onları aydınlatmamız gerekiyor çünkü çok yanlış bir yol bu. Şimdi aydınlatmak için daha önce biliyorsunuz bir konuyu anlatmıştık. O da komünistlerin sosyal eşitliği savunmasının güzel olduğunu, bunu zaten Marx'ın da hocamız anlatmış, Tevrat'tan aldığı bir kavram olduğunu fakat bunu dinsizlikle geliştirip bir ideoloji haline getirmesinin büyük bir tehlike olduğunu üstüne durmuştuk. Komünizm dinsizliği getirdiği için çok ciddi bir tehlikedir. Bazı komünist kardeşlerimiz dindarlar, o yüzden bu iddiamızı kabul etmiyorlar fakat bu kesin olarak böyledir. Şimdi onların komünizmi savunmadaki amaçları fakat komünizmin getireceği şeyleri daha önce biraz konuşmuştuk, biraz buna devam edelim. Mesela kendileri genelde Burjuva'nın hakimiyetine, egemenliğini karşı koymak istiyorlar. Burjuva olarak nitelendirdikleri kişilerin işçi sınıfını ezdiğini ve böylelikle ezilen halklar olduğunu, ezilen halkların da böylelikle her zaman kötü durumda kaldıklarını, haklarını savunamadıklarını söylüyorlar. Şimdi vahşi kapitalist sistemde tabii ki böyle bir sistem olur. Çünkü menfaat dünyası oluşturulur. Herkes kendi kapitalinin sahibi olur. Kendi menfaatlerini düşünür. Müthiş bir egoistlik ortaya çıkar. Ve bu müthiş egoistlik sonucunda da komünistlerin bahsettiği bu sosyal eşitsizlik ve ezilen halklar kavramı gerçekten de oluşur. Fakat bu neden oluşur biliyor musunuz? Bu kapitalizmden, işte burjuvaziden, şundan bundan oluşmaz. Bu İmansızlıktan oluşur. Bu sorun burada imansızlıktır. İmansızlık sorunu olduğu için insanlar kendi menfaatlerini savunmanın peşine düşerler. Kendi mallarını korurlar. Orada kazanamayanın, kötü durumda olanın, yoksulu koruyamazlar. Halbuki İslam ahlakında böyle bir şey yoktur. İslam ahlakında tamam bir insanın kapitali olur, malı olur, kazanır, çalışır, kazanır. Bunlar tamam güzel şeylerdir. Fakat o kişi o edindiği malla, parayla, o imkanlarla yoksulu, garibanı, yani ezilen olmaz zaten öyle bir durumda da, zor durumda olanı, çalışamayanı korumak, kendisinden üstte tutmak mecburiyetindedir. İslam'da sistem bu şekildedir. Demek ki İslam'ın genel ahlakı, İslam ahlakının uygulanmamasından kaynaklanan bir sebeple kapitalist sistemin kötü yönleri ortaya çıkıyor. İşte biz bu yüzden buna zaten vahşi kapitalizm diyoruz. Böyle bir sistemde zaten halklar gerçekten ezilir. Böylelikle ortada bir burjuva da olmaz. Çünkü burjuvaya çok geniş bir yelpaze olarak değerlendiriliyorlar. Bütün yazarlar, aydınlar, herkes o burjuvaya aniden dahil oluyor. Halbuki bir insanın sanatçı olması, yazar olması, bir üretimde bulunması çok çok güzel bir şeydir. O nimettir. Ama o kişilerin İslam ahlakıyla, güzel ahlakla ortaya çıkmaları gerekir. İşte bu komünizmle olmaz. Yanlış yoldalar. Buna devam edeceğim inşallah. Bu yalnızca İslam ahlakında olur. İnşallah. İnşallah.